Herkese merhabalar arkadaşlar umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka video ile daha karşınızda olacağım. Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenip kanala abone olarak videoların altına yorum bırakarak ve de katıl butonundan yapacağınız bağışlarla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmından Telegram grubumuza katılabilir, abone olun yanındaki zil tuşunu açarak videolarımızdan anında haberdar olabilir. Ve de Twitter'dan bizi takip edebilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ikinci çeyrek bilançoları başlamadan önce kar tahminleri adlı videomu paylaşmak istedim. Bunun için de sizlere Ziraat Yatırım'ın çok güzel bir raporu var. Bu rapor üzerinden ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Burada öncelikle bankacılık sektöründe yer alan şirketlerin tahminlerini sizlere aktarmaya çalışacağım ve daha sonrasında bakın burada bankacılık dışında yer alan bazı şirketler var. Bu şirketlerin de sizlere bilanço tahminlerini aktarmaya çalışacağım. Burada bilanço tahminlerini aktarırken banka dışında olan şirketlerin sadece net kar değil OB ve satıştaki beklentilerinin de e, var. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Sizlere bankaya baktığımız zamansa burada sadece net dönem karındaki beklentileri aktaracağım. Şimdi öncelikle bankacılık sektörüyle başlamak istiyorum. Burada e, önce bakın Akbank var Akbank Garanti Bankası yani bütün bankalar burada yer alıyor şimdi öncelikle Akbank'a bakalım Akbank'ın ikinci çeyrekteki tahmini kaçmış 12.1 milyar TL'ymiş oldukça yüksek Çünkü birinci çeyreğe baktığımız zaman birinci çeyrek 2 milyar TL gelmiş geçen sene bu anlamda oldukça büyük bir fark var e, çeyrek 2021'de e bakın 2.1 milyar TL yani 2.1 milyar TL'den 12 milyar TL burada 6 kata yakın bir e, büyüme olacak. Eğer böyle bir kar gelirse altı e, 6 aylıklara bakacak olursak da, yani a, her iki çeyreğin birden toplamına bakacak olursak da e, eğer 12 milyar TL gelirse 6 aylık toplamı 20 küsür milyar TL olacak. Önceki sene yani 2021'de ise bu rakam 4 küsür milyar TL'ymiş. Yaklaşık %387'lik bir artış var bu anlamda. Oldukça güzel bir artış olduğunu söyleyelim. Ve bilançoda açıklanacağı tarihte 27 Temmuz yani 3 gün sonra çarşamba günü bilanço açıklanacak ve kesin. Arkadaşlar bakın burada K yazdı kesin T yazdığı da tahminim. Şimdi burada Garanti Bankası'nın bilançosu var. Garanti Bankası'nın beklenene baktığımız zaman net kar beklentisinden bahsediyoruz bu arada. 11.8 milyar TL'lik bir beklenti var. Geçen sene kaçmış ikinci çeyrekte 2.7 milyar TL. Yani burada 5 katı yakın bir artış var. 5 kat 4 kat civarında. Bu anlamda yine oldukça güzel bir artış var. Baktığımız zaman %429'luk bir artış beklentisi de var. Gerçekten de güzel. 6 aylık baktığımız zamansa Yine 20 milyar TL civarında bir e, net kar beklentisi var. Geçen sene bu rakam 5 küsür milyar TL'ymiş ve artışında %268 olacağını öngörüyormuş ziraat yatırım. E, Bilanço açıklanacağı tarihte 28 Temmuz yani Perşembe günü. Şimdi iş bankasına bakalım. İş bankasına baktığımız zamansa bu çeyrekte 14 milyar TL'lik bir beklenti var. Oldukça yüksek yine. Geçen sene kaçmış 2.1 milyar TL. Yani burada 7 kata yakın bir artış bekleniyor. Bu anlamda yine oldukça yüksek bir artış beklentisi var. 6 aylık baktığımız zamansa 22,5 milyar TL olduğunu görüyoruz. Geçen sene 4 milyar TL'ymiş. Bu anlamda %456 artış beklentisinde olduğunu görebiliyoruz ve bilançoda bakın 5 Ağustos'ta açıklanacakmış. Bunları da söylemiş olalım. Şimdi Halk Bankasına bakalım. Halk Bankasına baktığımız zamansa bu çeyrekte 2,5 milyar TL'lik bir beklenti var. Geçen sene bu rakam 64 milyon TL'ymiş. Burada oldukça yüksek bir büyüme tahmini var Halk Bank için. 6 aylıklara baktığımız zamansa, eğer e, tabii beklenen net kar gelirse 4,5 milyar TL olacak. E, ve de 6 aylık geçen sene 123 milyon TL'ymiş. Bu anlamda yine oldukça büyük bir beklenti var. E, Bilanço açıklama tarihi de 12 Ağustos. Şimdi bu arada 12 Ağustos tahmini arkadaşlar bunu da söyleyelim. Şimdi Vakıflar Bankası'na baktığımız zamansa, e, Vakıf Bankası tarafında da altı buçuk milyar TL civarında bir beklenti var. Geçen sene ikinci çeyrekli bu rakam 660 milyon TL'ymiş. Bu anlamda yine oldukça yüksek bir artış beklentisi var. E, 6 aylıklara baktığımız zaman buçuk milyar TL beklendiğini görüyoruz. Geçen sene bu rakam 1,4 milyar TL'ymiş. Bu anlamda yine oldukça yüksek bir artış beklentisi var. Yani şu ana kadar en yüksek beklenti Halk Bankası'ndaydı. Onu da söyleyelim. E, Vakıf Bankası'nın bilanço açıklama tarihi de baktığımız zaman 8 Ağustos arkadaşlar ve kesin olarak bu tarihte açıklanacakmış. Şimdi Yapı Kredi Bankası'na bakalım. Yapı Kredi Bankası'ndaki beklenti de 10.7 milyar TL. Geçen sene bu rakam 2.2 milyar TL'ymiş. Ve artışa baktığımız zaman çeyreksel bazı düşündüğümüzde bakın %483'lük bir artış beklentisi varmış. 6 aylık baktığımız zamansa 18 milyar TL beklentileri var. Ve geçen sene bu rakam. 3.6 milyar TL'ymiş. %389'luk bir artış beklentisi var. Bilanço açıklanma tarihi de 26 Temmuz yani salı günü açıklanacakmış bilanço ve kesin olarak bu tarihte açıklanacakmış. Şimdi son bankamıza gelelim. Son bankamızda TSKB e, ikinci çeyrek beklentisi 850 milyon TL. Geçen sene bu rakam 253 milyon TL'ymiş ve büyümesine baktığımız zaman %336'lık bir büyüme beklentisi var. 6 aya baktığımız zamansa 1.45 milyar TL. Geçen sene bu rakam 479 milyon TL'ymiş ve 6 aylık büyümesine baktığımız zamansa bu rakam %204. Yine gerçekten de güzel bir bilanço beklentisi var ve tahmini olarak da 1 Ağustos'ta bilançonun açıklanması bekleniyormuş. Şimdi gelelim <laughs> Aşağıda yer alan şirketlerimiz var bir de. Şimdi şirketlerimizin bilanço tahminlerine bakmak istiyorum. Öncelikle burada bakın e, finans dışında yer alan şirketler var. Ve burada sadece net kar yok arkadaşlar. Burada Fabrik ve net satış e, tahminleri de yer alıyor. Şimdi öncelikle bakın Akçansa şirketi var en üstte. Akçansa'ya bakalım. <laughs> 2022 net kar beklentisi ikinci çeyrekte 200 milyon TL'ymiş ve geçen sene bu rakam 103 milyon TL'ymiş. Yani burada e, %191'lik bir artış beklentisi var. Şimdi e, pardon şöyle hani doğru tam doğru pardon e, 68 milyon TL sene yanlış baktım. E, 68 milyon TL olan e, net karımız 200 milyon TL'ye çıkacak arkadaşlar böyle bir beklenti var. Şimdi eee baktığımız zamansa Fev'de de ikinci çeyrek 2021'de 149 milyon TL'ymiş. Bu sene 3, 333 milyon TL olması bekleniyormuş. %120, yani %124'lük bir artışta Pavek tarafında bir bekleniyor. Bu anlamda da gayet güzel. Akçansan'ın satışlarına da bakalım. Bu anlamda da geçen sene göre %172'lik bir artış bekleniyor. Yani 699 milyondan 1.9 milyar TL'ye bir artış bekleniyor. Ve bilanço açıklama tarihi de 5 Ağustos olarak tahmin edilmiş. Şimdi Arçeli'ye bakalım. Arçeli'ye baktığımız zamansa geçen seneden bu yana baktığımız zaman ikinci çeyrek 2021'de 531 milyon TL'miş. Bu sene 329 milyon TL. Yani burada %38'lik bir düşüş beklentisi var. Fava'ya baktığımız zamansa 2.4 milyar TL'den 1.4 milyar TL yani geçen sene 1.4 milyar TL'miş bu sene 2.4 milyar TL'lik bir Favec beklentisi var. yani %73'lük bir artış bekleniyor. Satışlara baktığımız zaman ise burada da 14.5 milyar TL'den 32.6 milyar TL bir artış beklentisi var ve bu anlamda da %124'lük bir artış beklentisi var. Eee Arçelik'in bilançosu da kesin olarak 26 Ağust 26 Temmuz'da açıklanacakmış. Şimdi Aselsan'a gelelim. Aselsan'a geldiğimiz zamansa geçen sene 1.3 milyar TL olan net kar bu sene 1.9 milyar TL olacakmış. %50'lik bir büyüme beklentisi var. Şimdi Favre'ye baktığımız zaman ise FAV e de 1.14 milyar TL'den 1.64 milyar TL'ye bir artış beklentisi var. Yani %44'lük bir artış beklentisi var. net satışlara baktığımız zaman ise bakın bu anlamda da 3.8 milyar TL'den 6.64 milyar TL'ye arttığını görüyoruz. Yani buradaki değişim beklentisi de %74'lük bir artış beklentisi var. Ve Aselsan'ın bilançosu da 10 Ağustos'ta açıklanacakmış tahmini olarak. Şimdi bir diğer şirketimiz burada Aygaz. Aygaz'a baktığımız zaman net karda 196 milyon TL'den 617 milyon TL'ye bir artış beklentisi var. Yani %215'lik bir artış beklentisi var. İkinci çeyrek FAV'e baktığımız zamansa Fabrik'te 74 milyondan 112 milyon TL bir artış beklentisi var. Ve bu da %52'lik bir artış beklentisini getiriyor. Bu anlamda da yine gayet güzel. Burada son olarak satışlarımız var. Satışlarımız da bakın 2.5 milyar TL'den 7.9 milyar TL bir artış beklentisi içine girmiş ziraat yatırım tarafından. Ve %217'lik bir artış olacak eğer böyle açıklanırsa. Ve Aygaz'ın bilançosu da 11 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor. Şimdi BİM'e bakalım. BİM'e baktığımız zamansa 725 milyon TL olan net karın 1.68 milyar TL olarak açıklanması bekleniyor. Yani %131'lik bir artış beklentisi var. Favök'e baktığımız zamansa Favök tarafında da 1.5 milyar TL olan Favök 2.8 milyar TL olarak açıklanması öngörülüyor ve bu anlamda da %86'lık bir artış beklentisi var. Satışlara baktığımız zaman 17 milyar TL olan satışlarımızın 33 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu anlamda da %97'lik bir artış beklentisi var ve BİM'in bilançosu da kesin olarak 17 Ağustos tarihinde açıklanacakmış. Şimdi bir diğer şirketimiz olan Çimse'ye gelelim. Şimdi Çimse'ye baktığımız zaman 420 milyon TL olan net karın 209 milyon TL gerilemesi bekleniyor. Bu anlamda %50'lik bir art, e, azalış beklentisi var. FAV'e baktığımız zaman ise 213 milyon TL'den 261 milyon TL'ye artış bekleniyor. Bu anlamda %22'lik bir artış beklentisi var. Ve satışlara baktığımız zaman ise 1 milyar TL olan satışlarımızın 1.96 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu anlamda da %95'lik bir artış beklentisi var. Burada bilanço tarihi de 9 Ağustos olarak tahmin ediliyormuş. Şimdi bir diğer şirketimiz burada emlak konut gayrimenkul. Hemen emlak konut gayrimenkulün net karına baktığımız zaman 462 milyon TL'den 725 milyon TL çıkması bekleniyor. Bu anlamda da %292'lik bir artış beklentisi var. Bu anlamda arada yanlış yazılmış diye düşünüyorum. Baktığımız zaman 462'den 425 evet bunun anlamda sıkıntı yok değişime baktığımızda net evet, bu %92 olacak mı sanırsam şu iki fazlalık olmuş. Şimdi fave baktığımız zaman ise 428 milyon TL'den 838, 837 milyon TL'ye çıkması bekleniyor. Bu anlamda da %95'lik bir artış beklentisi var. <laughs> Şimdi satışlara baktığımız zamansa 2.2 milyar TL'den 1.8 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu anlamda da %18'lik bir azalma beklentisi var. Bilanço açıklama tarihi de 18 Ağustos olarak tahmin ediliyor. Şimdi Enka İnşaat'ın bilanço tahmini var. Enka İnşaat'ta 2 milyar TL olan net karının negatif gelmesi bekleniyormuş bu çeyrekte. Favaya baktığımız zaman 1.3 milyar TL'den 2.6 milyar TL çıkması bekleniyor. %95'lik bir artış beklentisi var. Satışlara baktığımız zamansa 4.67 milyar TL'den 13.2 milyar TL çıkması bekleniyor. %183'lük bir artış beklentisi var. Ve Enka İnşaat'ın bilançosunun da 9 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor. Şimdi burada bir diğer şirketimiz Ereli Demirçelik. Ereli Demirçelik'in net karına baktığımız zaman 3.1 milyar TL'den 6.5 milyar TL çıkması bekleniyor. Ve değişiminde %104.4 olarak olması bekleniyor. Fava'ya baktığımız zamansa ise 5.6 milyar TL'den 10.8 milyar TL'ye çıkması bekleniyor ve bu da %93'lük bir artış demek. E, satışlara baktığımız zamansa 14.3 milyar TL'den 34.3 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da 139 yani %139'luk bir artış demek ve kesin olarak da Ereğli'nin bilançosu 28 e, Temmuz'da gelecekmiş. Şimdi bir diğer şirketimiz Ford Otosan. Şimdi Ford Otosan'a baktığımız zamansa 999 e, milyon TL olan net karın e, 2.84 milyar TL olarak gelmesi bekleniyor bu çeyrekte. Bu da yüzde %185'lik bir artış demek. favaya baktığımız zaman 1.25 milyar TL'den 3.6 milyar TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu da yüzde %151'lik bir artış demek. Net satışlara baktığımız zamansa 10.5 milyar TL'den 31.6 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da %200'lük bir artış demek ve Ford Otosan'ın da bilançosu yine Ereğli gibi 28 Temmuz'da açıklanacakmış. Ee, daha sonraki şirketimiz burada İskenderun Demirçelik. E, net kâra baktığımız zaman 2 milyar TL'den 3.2 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da %57.5'luk bir artış demek. Fava'ya baktığımız zaman 3.4 milyar TL'den 5.4 milyar TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da %56'lık bir artış demek. Satışlara baktığımız zamansa 8.9 milyar TL'den 19.3 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da %116'lık bir artış demek. Ve İskenderun Demir de tahmin olarak bilançosu 9 Ağustos tarihinde açıklanacakmış. Bir diğer şirketimiz burada İş GYO. İş GYO'nun da geçen sene Eksi 8 milyon TL olan net karı bu sene 66 milyon TL olarak açıklanması öngörülüyor. E, FAV'e baktığımız zamansa 43 milyon TL'den 97 milyon TL çıkması öngörülüyor. Bu da %125'lik bir artış demek. E, satışlara baktığımız zamansa 94 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da %70'lik bir artış demek. Ve iş, e, iş gayrimenkulün bilançosu da 3 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyormuş. Şimdi Kardemir'in beklentileri var. Hemen bunu da söyleyelim. 919 milyon TL'den 1 milyar TL'ye çıkması bekleniyor ve bu da %10'luk bir artış demek. <laughs> Favaya baktığımız zamansa 1.25 milyar TL'den 1.5 milyar TL'ye çıkması bekleniyor. Bu da %20'lik bir artış demek. E, satışlara baktığımız zamansa 3.6 milyar TL'den 6 milyar TL çıkması bekleniyor. Bu da %66'lık bir artış demek. Ve Kardemir'in de bilançosu tahmini olarak 10 Ağustos'ta açıklanacakmış. Şimdi koza altına geldik. Kozaltının da net karı 683 milyondan 1.17 milyar TL'ye çıkması öngörülüyor ve bu da %72'lik bir artış demek. Fava'ya baktığımız zamansa 613 milyon TL'den 960 milyon TL çıkması öngörülüyor. Bu da %56,5'luk bir artış demek. Satışlara baktığımız zamansa bu da 1.12 milyar TL'den 1.75 milyar TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da %56'lık bir artış demek tekrardan ve Kozaltı'nın bilançosu da 9 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyormuş. Şimdi bir diğer şirketimiz burada Korsa. Korsa'nın net karına baktığımız zaman 225 milyon TL'den 387 milyon TL'ye çıkması öngörülüyor ve bu da yüzde %72'lik bir artış demek. Şimdi Fab'e baktığımız zamansa 285 milyon TL'den 577 milyon TL'ye çıkması öngörülüyor ve bu da yüzde %102'lik bir artış demek. E, i̇kinci çeyrekte e, satışlara baktığımız zamansa 1.68 milyar TL'den 4.73 milyar TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da %180'lik bir artış demek ve korsanın e, yine bilanço tahmini açıklanma tahmini 10 Ağustos olarak e, burada yazmış. Şimdi Otokar'a bakalım. Otokar'a baktığımız zaman 289 milyon TL'den 334 milyon TL'ye net karını çıkarması bekleniyor. Ve bu da %15'lik bir artış demek. E faveye baktığımız zaman 241 milyon TL'den 303 milyon TL'ye artırması öngörülüyor. Bu da %25'lik bir artış demek. burada satışlara baktığımız zamansa 983 milyon TL'den 1.98 milyar TL artacağını öngörmüşler. Bu da %101'lik bir artış demek ve Otokar'ın bilanço açıklama tarihi de tahmini olarak 29 Temmuz olarak yazılmış. Şimdi bir diğer şirketimiz burada Petkim Petkiye baktığımız zaman geçen sene 1.33 milyar TL olarak açıklanan net karımız 1.3 milyar TL'ye yani hemen hemen aynı kalmış öyle söyleyelim. %2'lik bir düşüş var ama buna sabit diyebiliriz. Şimdi FAVÖ'ye baktığımız zamansa bakın FAVÖ'de 1.86 milyar TL'den 1.45 milyar TL'ye bir düşüş bekleniyor bu da %22'lik bir düşüş demek geçen seneye göre satışlara baktığımız zamansa 7.39 milyar TL'den 14.14 .14 milyar TL arttığını görüyoruz. Bu da %91'lik bir artış. Demek ve kesin olarak da Petkim'in bilanço açıklama tarihi 11 Ağustos'muş. Şimdi Sabancı Holding'e bakalım. Sabancı Holding burada fabrik ve satışlar yazmamış Sabancı Holding'de. Burada sadece net karına bakacağız. Net kar'a baktığımız zamansa 1.7 milyar TL'den 7.5 milyar TL'ye artış öngörülüyor bu anlamda oldukça yüksek bir artış yaklaşık olarak burada 4 kat civarında bir artış öngörülüyor 4-5 kat arası ee, ve baktığımız zaman Sabancı Holding'in bilançosu da 11 Ağustos'ta açıklanacakmış şimdi TAV havalimanlarına bakalım TAV havalimanları da negatif 332 milyon TL'den 535 milyon TL'ye artan bir net kar açıklanması öngörülüyor e, Tav Havalimanları'nın hava öne baktığımız zamansa 262 milyon TL'den 1.3 milyar TL'ye artması öngörülüyor. Ve son olarak da satışlara baktığımız zaman zamanda e, 941 milyon TL'den 3.9 milyar TL'ye artışı öngörülüyor. E, ve e, Tav Havalimanları'nın bilanç açıklama tarihi de 27 Temmuz'muş. Şimdi e, diğer şirketimiz burada Tekfen Holding. Şimdi tek baktığımız zaman net karını 317 milyon TL'den 590 milyon TL'ye artacağı öngörülüyor ve bu anlamda %86'lık bir artış beklentisi var. Eee FAVE'ye baktığımız zamansa 264 milyon TL'den 659 milyon TL'ye arttığını görüyoruz. Bu anlamda da %149'luk bir artış beklentisi var. E, satışlara baktığımız zamansa 3.63 milyar TL'den 6.69 milyar TL'ye artacağı görülüyor. Bu da %84'lük bir artış beklentisi demek. E, Tekfen Holding'in bilanço açıklama tarihi de e, tahmini olarak 11 Ağustos olarak yazılmış. Burada bir başka şirketimiz de Tofaş. Şimdi Tofaş'ın net karının e, tahminine bakalım. E, net kar tahmini olarak 867 milyon TL'den 1.5 milyar TL'ye artan bir net kar öngörülüyor ve bu da %73'lük bir artış demek. Fava'ya baktığımız zamansa 1.2 milyar TL'den 2.2 milyar TL bir artış görülüyor. Öngörülüyor daha doğrusu. Bu da %81'lik bir artış demek. Burada satışlara baktığımız zamansa 7.5 milyar TL'den 15.2 milyar TL'ye bir artış öngörülüyor. Bu da %101'lik bir artış demek. Ve top başında bilançosu 26 Temmuz'da açıklanacakmış. Şimdi... Bir başka şirketimiz Torunlar Gayrimenkul, Torunlar Gayrimenkul'ün net karının 31 milyon TL'den 151 milyon TL'ye e, artışı öngörülüyor. E, burada e, FAVE baktığımız zamansa 237 milyon TL'den 373 milyar t milyon TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu da %57'lik bir artış demek. E, satışlara baktığımız zamansa burada 334 milyon TL'den 535 milyon TL bir artış öngörülüyor bu da %60'lık bir artış demek ve e, burada e, Torunlar Gayrimenkul'ün bilanço açıklama tarihi de 17 Ağustos olarak tahmin ediliyor. Şimdi Türksele bakalım. Türksele baktığımız zamansa e, net karının hemen hemen aynı kaldığını görüyoruz yani 1 milyar TL civarında ve burada %4'lük bir düşüş öngörülüyor. E, burada FAV'a baktığımız zaman 3.5 milyar TL'den 4.8 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Bu da %37'lik bir artış demek satışlara baktığımız zamansa 8.3 milyar TL'den 12.1 milyar TL çıkacağı öngörülüyor. Bu da %45'lik bir artış demek ve Türksel'in bilançosu da 27 Temmuz'da açıklanacakmış. Şimdi bir başka şirketimiz burada Tüpraş. Tüpraş'a baktığımız zamansa burada 1.7 milyar TL olan net karın 6.97 milyar TL olarak açıklanması öngörülüyor. Bu da tahmini olarak 4 kat civarında bir artış. Eee FAVE baktığımız zaman 2.47 milyar TL'den 14.18 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyor. Bu da yine yaklaşık 6 kata yakın bir artış. burada FAVE satışlara baktığımız zamansa 33 milyar TL'den 122 milyar TL çıktığını görüyoruz ve bu anlamda %264'lük bir artış öngörüsü var. Ziraat yatırımın. eve Tüpraş'ın da bilanço açıklama tahmini 11 Ağustosmuşlar. Yani 11 Ağustos'ta açıklanacağı öngörülüyormuş. Şimdi bir başka şirketimiz burada Türk Hava Yolları. Şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman net karın geçen sene eksi 497 bu senede 6,5 milyar TL olarak açıklanması öngörülüyormuş. E, Fava'ya baktığımız zamansa 4,3 milyar TL'den 15,84 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyormuş. Ve satışları da 18 milyar TL'den 71 milyar TL'ye çıkacağı öngörülüyormuş. E, bu anlamda %291'lik bir artış tahmini var. Evet. Türk Hava Yollarının da e, bilanço açıklama tarihi 27 Temmuz. Şimdi Türk Telekom'a gelelim. Türk Telekom'a geldiğimiz zaman burada e, 1.2 milyar TL olan net karın 554 milyon TL düşeceği öngörülüyor ve bu da yaklaşık yüzde buçukluk bir düşüş demek. E, Faveye baktığımız zaman Favekte de hemen hemen aynı kaldığını görüyoruz. Yani 3.8 milyar TL'lerde yüzde verecek olursak da bakın yüzde birlik bir düşüş öngörüsü var ziraat yatırımın. Satışlara baktığımız zamansa 8.18 milyar TL'den 10.48 milyar TL yükselmesinin beklentisi var. Bu da %28'lik bir yükselme demek ve de Türk Telekom'un da bilanço açıklama tarihi 8 Ağustos. Evet burada geldik son şirketimize. Son şirketimizde Ülker Bisküvi. Şimdi Ülker'in net karına baktığımız zaman 255 milyon TL'den negatif 258 milyon TL'ye düşeceği öngörülüyor. Fave baktığımız zaman 263 milyon TL'den 1.13 milyar TL'ye yükseleceği öngörülüyor. Bu da yaklaşık olarak 4.5 kat demek. Burada satışlara baktığımız zamansa 2.44 milyar TL'den 5.79 milyar TL'ye artacağı öngörülüyor ve bu da %128'lik bir artış demek ve ülkenin bilanço açıklama tarihi de tahmini olarak 12 Ağustos olarak yazılmış. Evet genel olarak şirketlerin tahminleri bu şekilde. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu hafta itibariyle artık bilançoların yavaş yavaş açıklanmaya başlayacağını görüyoruz. Yani 26 Temmuz'da büyük şirketlerin açıklamaya başlayacağını görüyoruz. Belki yarın da bilanço açıklama yani bazı şirketlerin bilanço açıklamalarını da görebiliriz ama artık salı gününden itibaren resmi olarak bilançoların açıklanacağını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuz bu kadardı. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.